Günaydın. Ben yeni uyandığım için saçımızı toplayalım. Yüzümüzü yıkayalım. Kağıt havluyla kurulayalım. Lenslerimizi takalım. Birinci başarılı. İkinci de başarılı. Güne başlayabiliriz. Bu iki saç nedir peki? Ve benim neden burnum, hatta bütün yüzüm bu kadar kırmızı? Tekrar günaydın. Ben böyle birazcık da kendime geldiğime göre, elimi yüzümü yıkayıp lenslerimi taktığıma göre arkadaşlar bugün yine bir vlog çekiyorum. Karantina günlüklerine devam ediyoruz. Ben yine size bütün gün boyunca neler yediğimin videosunu çekeceğim. Birazdan kahvaltıya gidiyorum. Kahvaltıyla başlayacağız. Ve ara öğünlerim, akşam yemeğim, şu saçım. Öyle devam edeceğiz. Geçenki vlogta aşağı yorumlarınızın hepsini okudum. Tabağını da çeker misin demişsiniz ki haklı olarak. Ben tabağımı çekmemişim. Bilmiyorum, yemeği bir an önce yeme heyecanına kapılmış olabilirim. Sizinle konuşurken nemlendiricimi süreyim bu esnada. Ama bugün tabağımı da çekeceğim size. Bayağı böyle porsiyonlarımı falan da göreceksiniz. Güzel bir kahvaltı fikri var gene aklımda. Zayıflama dönemimde çok fazla yaptığım kahvaltılardan bir tanesiydi. Zaten hala zayıflama dönemimde nasıl besleniyorsam aynı şekilde besleniyorum. O yüzden yine güzel bir video olacağını inanıyorum. Umarım böyle videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız lütfen beğene basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hemen şimdi durdurun, abone olun. Ondan sonra gelin izlemeye devam edin. Bu arada çok teşekkür ederim. Yulaf videosu sanırım beklediğinize değdi ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü çok güzel yorumlar aldım. Görüntülenme, izlenme de çok güzel. Bekleyen herkes gerçekten bekliyormuş. Bunu çok iyi anladım. Ve aşırı mutluyum. Başka tariflerim var. Çok çeşitli varyasyonlarda yulaf tarifim var ama yoğurtlu olanını çok merak etmiş. Ki benim içlerimde en bayıldıklarımdan bir tanesi. Ki şunu söyleyeyim arkadaşlar, bu harika bir haber. Çok sevineceksiniz çünkü yoğurtlu olan yulaf tarifim, yine bana kilo verdiren o yoğurtlu yulaf tarifim pişmeden hazırlanıyor. Yani ocağa ihtiyaç duymuyorsunuz ki bu bence harika bir şey. Yurtta kalanlarınız falan varsa eğer, onların da çok işine yarayacaktır ocak kullanmadan yapabiliyor olmak. Ama ben yoğurtlu yulafın tarifini Instagram IGTV'de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi hemen Instagram hesabımı da bırakayım. Şuraya koyayım. Şuradan şöyle gelsin. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen şimdi lütfen beni Instagram'dan da takip edin ki haberdar olabilirsiniz. Çünkü bu ara çekeceğim. Yani bugün ya da yarın çekeceğim. Ondan sonra editleyip Instagram IGTV'ye atacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra bence artık gidelim. Çünkü ben acıktım ve artık kahvaltımızı hazırlayalım. Yine akşam gibi bir koridor. Ama asla akşam değil. Şimdi arkadaşlar hemen kahvaltımıza geçiyoruz. Bu kahvaltıda pırasalı bir yumurta yapacağım. O yüzden pırasalarımı şu an birazcık böyle suda beklettim. Bunlar böyle suda beklerken biz içine şimdi biber koyacağız. Biberleri yine böyle küçük küçük doğruyorum. Bu kahvaltıyı çok seviyorum ayrıca. Ben gerçekten zayıflama döneminde çok yiyordum. Çünkü asla ekmek istemeyen ve çok doyurucu bir kahvaltı. Ben bugün bunu 2 kişilik yapacağım. O yüzden 4 tane yumurta koyacağım. Ama siz tek kişisinize 2 yumurta koyun. Ekmek yemiyoruz bu arada. Bunu söylememe gerek yoktur herhalde. Bunları doğradığıma göre şimdi bunların suyunu süzeceğim. Biraz tereyağı kullanacağım. Birazcık da zeytinyağı kullanacağım. Sadece yumurta kırmıyorum. Bunlar önce birazcık pişecek zaten. O yüzden bu kadar yeterli olacak. Yani daha doğrusu buna ihtiyacımız olacak. Şimdilik bu yeterli. Şimdi yumurtalarımı alıyorum. Çünkü yumurtalarımı çırpacağım. Ama nasıl çırptığımı biliyorsunuz, çırpılmış yumurtada şu katımsı sıvının kalmaması için bir taktik göstermiştim. Onu diğer videomdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer vlogda yine aynı şekilde öyle çırpılmış yumurta tarifim var. Yumurtayı nasıl çırptığımı merak ediyorsanız eğer o videoya gidip oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ayrıca çırptığım yumurtaların içerisinde de görüyorsunuz şöyle birazcık ezine peyniri koydum. Bu peynirli olsun. Kaşar falan da koyabilirsiniz ya da beyaz peynir. Hiç fark etmez ne olduğu. Ama böyle daha güzel oluyor. Bunların ikisini aynı anda atayım. Birlikte olsunlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bunları böyle bırakacağım ve birazdan üstüne de yumurtayı ekleyeceğim. Peynirli yumurtayı ekleyeceğim. Çok güzel görünecek. Evet, gördüğünüz gibi pırasalarım oldu. Şimdi yumurtamı ekliyorum ama önce altını kısıyorum. Aa, çok güzel görünüyor. Ve burada hindi fümelerim var. Bu hindi fümeleri kesmiştim zaten.
Şimdi bu hindi fümeleri de böyle bunların üstüne ekleyeceğim. Ben bu hindi fümeleri hep böyle bunların üstüne ekliyorum yumurta kırdığımda arkadaşlar. Yanına yemektense böyle içinde olması bilmiyorum hani lezzet açısından. Yanına da yiyebilirsiniz tabii ki. Şimdi birazcık bekliyorum. Şöyle yapıyorum. Bakın şu kenarları pişti ya. Bu kenarları piştiğinde bunları böyle ortaya alıyorum. Ve bu kenarları geri dolduruyorum. Bakın böyle. Pişenleri ortaya alıyorum. Kenarlarını dolduruyorum. Hazır. Gördüğünüz gibi. Çok güzel görünmüyor mu sizce de? Bence çok güzel görünüyor. İşte kahvaltım bugün de böyle. Bu sabah da bunu tercih ediyorum. Yumurta her zaman çok tok tutar, çok doyurucudur. İçinde hindi füme falan da var zaten, bayağı proteinli. Görüyorsunuz yine çiğ fındık koydum yanına. Bunun yerine ceviz de koyabilirdim ama çiğ fındık tercih ettim gene. İşte zeytin, içinde peynir var ama zaten çok bir peynir yoktu. O yüzden yanına da biraz peynir aldım. İçinde biber var, onun dışında yoksa yanına da biber koyardım ama böyle gayet iyi. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Arkadaşlar şimdi ara öğün yapacağım. Burada birazcık çiğ fındığım kalmış, bunu yiyeceğim. Bu yeşil çayı yapmayı düşünüyorum. Bu açayı ananaslı. Ben aslında böyle ananaslı falan şeyleri pek sevmiyorum ama bunun tadı fena değildi. Yani şu an canım da bir çekmedi değil aslında bunu. O yüzden yanına da bunu yapacağım. Bir de bunu içeceğim. Bu ikisi de ara öğünüm olacak. Ananaslı açayla bitki çayımı. Çiğ fındıklarım da burada. Onu bunu bırakın arkadaşlar. Şu ojeleri görüyor musunuz? Bu ojeleri ben tırnak videosu, tırnaklarımı nasıl böyle hızlı uzatıyorum, dünyanın en uzun tırnak uzatma yöntemi videosunu çekmeden önce sürmüştüm. Arkadaşlar şaka gibi şöyle beyaz fonda göstereyim. Şaka gibi, neden şaka gibi biliyor musunuz? Yani uçlardan bile mi çıkmaz ya? Arkadaşlar o videodan beri bu ojeler tırnaklarımda, o videodan beri kaç kere duşa girdim, o videodan beri günde kaç milyon kere elimi yıkıyorum ve sadece el de değil biliyorsunuz koronadan ötürü sürekli bir dezenfekte etme durumundayız her yeri. Ben böyle sık sık çamaşır suyuyla, ben çamaşır suyuyla gerçekten hayatımda hiç bu kadar haşır neşir olmamıştım. Sürekli bir yerleri çamaşır suyuyla siliyorum, sürekli elim o tarz şeylerin içerisinde ve ellerim o kadar kurudu ki bakın üstleri falan kıpkırmızı ama ojeler duruyor. Ve bunu yapan üstüne sürdüğüm top coat. O kadar güzel ki. Yani şoktayım. İnanın bana şoktayım. Nerede benim telefonum? Burada. Arkadaşlar şimdi size şunu göstermek istiyorum. 2 saattir gerçekten mutluluktan aşırı derecede sırıtı sırıtı dolaşıyorum da evde. Onu göstermem lazım şimdi size. Arkadaşlar şu rakamı görüyor musunuz? Bakın 30.000 olduk demek için size bunu gösterecektim ki 30,1B olmuşuz. Arkadaşlar 30.000 olmuşuz. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Siz ve ben hepimiz birlikte 30.000 olmuşuz. Ve böyle bir kanalımız var. Ve buradan konuşuyoruz. Ben video çekiyorum. Siz altına yazıyorsunuz. Ben size cevap atıyorum. Bayağı bildiğiniz benim buradan tanıştım, konuştum arkadaşlarım var. Lütfen siz de gelin. Lütfen yorum atın. Konuşalım. Ama her gün video atıyorum şimdi. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben de bir tebriği hak ediyorum bence. Ve Instagram. Instagram'a da geliyorsunuz. Böyle her girdiğimde yeni bir takipçi gelmiş oluyor. Ben gerçekten çıldıracağım. O kadar mutluyum ki size anlatamıyorum bile. Yani cümle bile kuramam yani. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Lütfen şu anı, şu anı görüyor musunuz? Koltuğumda ben böyle bağdaş kurmuş otururken önümde bilgisayarım, onun yanında kulaklığım, şurada şöyle bir yüzüğüm varken ki bu anı sürekli tekrar edelim, sürekli canlandıralım ve ben sürekli böyle sayfa yenileyim, bakalım kaç olacağız. Böyle burada 10B yazıyormuş, 20B yazıyormuş. Arkadaşlar o günleri görelim. Ama ben sizden de bir şey istiyorum. Mesela böyle size böyle hikayeler falan paylaşıyorum. Bu hikayelerimde böyle fiyuh diye ekranı yukarı kaydırmış olmanızı istiyorum ama kaydıramıyorum. Çünkü bunun için 10.000 olmamız gerekiyormuş. Yani Instagram'da en az 10.000 takipçinin olması gerekiyormuş. Lütfen arkadaşlar böyle hani siz bir arkadaşınızı, ailenizden birini, o başka birini falan filan diye böyle beni takip edebilirsiniz. Eğer ben de böyle fiyuh diye kaydırabilirim ekranı yukarı. Size böyle bir şeyler göstermek istiyorum. Yani göstermek istiyorum daha ziyade şunun için. Mesela buraya story atıp hani şurada gösterdim ya videom yayında diye. Böyle yeni videom yayında fiyuh ekranı yukarı kaldırıp izleyebilirsiniz demek istiyorum. Çok şey istemiyorum bence. Yeşil çayıma döneyim. Ondan sonra da bir şeyler. Yani bilgisayarda bir şeyler. Bilgisayarda birkaç işim var çünkü. Onları yapmam gerekiyor şu anda. O yüzden ben şu an aranızdan ayrılacağım. Ama akşam yemeği için tabii ki de siz buradan ayrılmıyorsunuz. Ve akşam yemeğiyle geleceğim.
Evet arkadaşlar geldik akşam yemeğine. Şimdi burada patlıcanlarım var görüyorsunuz. Bunları tuzlu suda bekletiyorum. Burada birazcık biber, patates, soğan ve domates. Soğanın yanına bir diş sarımsak da ekleyeceğim. Bunları önce birazcık kavuracağım. Arkasından patlıcanları atacağım. Patlıcanla birlikte hepsini kavuracağım. Çok az bir su koyacağım. Ondan sonra yemeğim hazır olacak. Yine yoğurtla en beğendiğim ve zayıflama dönemimde sık sık yaptığım yemeklerden bir tanesi bu arkadaşlar. Tabii ki ben yemeklerde her zaman olduğu gibi zeytinyağı kullanıyorum. Şimdi ben burada yemeğimi yapacağım arkadaşlar ve yemeğim olduktan sonra geri geleceğim ve size öyle göstereceğim. Şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar şu an pişiyor ama ben size göstermek istedim. Bakın çok güzel görünüyor. Biraz karıştırarak da göstereyim çünkü kıvamı bayağı iyi şu an. Tabii buhar yapacak. Evet kameram buhar olacak. O yüzden size şuradan tutmak zorundayım. Yakınlaşınca buhar oluyor. Geçen kabak yemeğimi bilmiyorum o videomu izlediniz mi ama kabak yemeğimin biraz suyu fazla olmuştu. O yüzden bunun suyunu o kadar çok koymadım. Ve şu an böyle tatlı tatlı pişiyor. Kısık ateşte. Suyu da az olduğu için tam istediğim yoğunlukta oldu. Şu an kapağını kapatıyorum. Ve bu burada kısık ateşte pişmeye devam edecek. Şöyle dün yapmıştım bu makarnayı. Bu arada makarnam kepekli makarna. Kepekli makarnada böyle çok hafif salçalı sos yaptım. Burada zaten gösterdiğim patlıcanlı yemeğim. Burada tarhana çorbam var. Sarımsaklı. Çok severim. Burada da yanında yani yemeğin ayran olacak. Ve dünyada gerçekten en çok sevdiğim ayran. Bayılıyorum ya. Bu Özelhisar ayranı benim en sevdiğim ayran. Ve bildiğim kadarıyla A101'lerden başka bir yerde satılmıyor. Bilmiyorum. Yalan olmasın şimdi. Hayır satılıyor falan demeyin satılıyor olabilir. Ama ben sadece A101'de gördüm. Yani en azından Çanakkale için söyleyeyim. Çanakkale'de sadece A101'de satılıyor. O yüzden yanında da bu var tabii böyle. Bunu bardağa koyacağım size sadece göstermek için çıkardım. Arkadaşlar akşam yemeğim bu şekildeydi. Ben şimdi yine kaçıyorum. Yemeğimi yiyeceğim çünkü. Şimdi size söylemek istediğim bir şey var. Normal insanlar falan da Instagram keşfetime falan çıkıyor. Bu insanlar çılgıncasına sıkılıyorlar. Deli gibi sıkıldıklarını söylüyorlar. Yani evin içerisinde mesela ve bunu karantinanın 4. günü falan söylüyorlar diye. 4 gün evde kaldınız diye neden sıkılıyorsunuz? Mesela şöyle söyleyeyim. Kendinize ait bir uğraş bulabilirsiniz. Uğraş da değil. Güzel şeyler yapabilirsiniz. Mesela kitap okuyabilirsiniz. Bilmiyorum hanginiz kitap okumayı alışkanlık haline getirdi. Ya da kitap okumak hayatınızın neresinde. Kitap okumak çünkü hep bizim için şöyledir ya. Boş vakitlerinde ne yaparsın? Kitap okurum falan. Hani boş vakit aktivitesi olarak anlatılır ya. Hani hep bu küçüklükte de bu soruyu hep söylerdik, yazardık. Boş vakit aktivitesi olarak zaten görmeden kitap okuyabilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Bir şeyler yazabilirsiniz. Belki çok iyi öykü yazarı, roman yazarısınızdır. Bazı senaryolar yazabiliyorsunuzdur mesela. Bunu bilmiyorsunuzdur. Bazı şeyleri keşfedebilirsiniz. Dans edebilirsiniz. Evde spor yapabilirsiniz. Egzersizler yapabilirsiniz. Örgü örebilirsiniz. Dikiş dikmeyi öğrenebilirsiniz. El nakışı falan yapabilirsiniz. Program öğrenebilirsiniz. Mesela dünyaca ünlü bir program var. Koskoca bir Adobe var. Adobe'un çok çeşitli kendi bünyesinde çok çeşitli farklı programları var. Adobe Photoshop var. Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Lightroom. Lightroom'da fotoğraf editlemeyi öğrenebilirsiniz. Premiere Pro'da video, nasıl video, kurgu montaj yapılır öğrenebilirsiniz. Audition'da ses öğrenebilirler. Müzik yapmayı öğrenebilirsiniz. Müzik yapmayı öğrenebilirsiniz. Yani öğrenebileceğiniz gerçekten tonla şey var. Genel kültür çok farklı ülkelerin sinemalarını izleyebilirsiniz. Yani sadece Hollywood değil. Çok farklı filmleri izleyebilirsiniz. Hollywood'dan tonla film var zaten. Onları izleyebilirsiniz. Diziler falan filan yani. Şu an bunlar sadece hani size bunu birden söylemek aklıma geldi. Birden söylediğim için aklıma gelen şeyler. Muhtemelen şurada şu kamerayı kapatıp 2 dakika daha düşünsem size yapılacak çok daha fazla şey sayabilirim. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Lütfen sıkıldım demeyin. Böyle dedikçe kendinizi daha çok sıkarsınız ve daha çok sıkılırsınız. Bu psikolojik bir şey sonuçta. O yüzden sıkıldım demeyin. Evde durmamız gerekiyor. Buna mecburuz ve buna mecbursak bu süreçleri de eğlenceli hale getirmeliyiz. Hatta sadece eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici hale de getirmeliyiz diye düşünüyorum ben. Bu benim fikrim. Sadece size söylemek istedim. Size söylemek istediğim bir şey var mıydı? Konuda var mı yok mu? Dil de öğrenebilirler. Süper. Almanca öğrensinler mesela. İngilizce herkes biliyor ama Almanca herkes bilmiyor. Süper. Almanca öğrenin, aynen. Fransızca öğrenebilirsiniz. Böyle değişik bir dil değil mi? Böyle değişik söyleniyor. Japonca çalışın. Çince çalışın. Çin. Evet arkadaşlar size kamerayı burada açmıştım. Burada kapatacağım. Her gece kamerayı kapatırken
Bu rutinim haline geldi gerçekten. Bunu sürmeden konuşmuyormuşum gibi oluyor ama gerçekten dudaklarım çok kuruyor. O yüzden rahat konuşabilmek adına bunu sürüyorum. Hazır banyoya gelmişken şu kaşlarımı taramak istiyorum. Çünkü kaş tarağım banyoda duruyor. Aklıma geldi şu anda. Yarın sizin için bir video çekeceğim. Aslında hem sizin için hem de kendim için bir video olacak bu. Çünkü kaşlarımı şekillendirmeyi çok istiyorum ama böyle klasik bir şekillendirme değil. Bayağı değişik bir şekillendirme olacak kaşlarımda. Bayağı böyle bir boyunu kısaltacağım. Yani şöyle söyleyeyim, şu kadarını falan kesip kısaltacağım. Daha kalkık, daha düz bir kaş istiyorum. Şöyle gibi. Becerebilir miyim bilmiyorum. Fail videosu da olabilir. Hiçbir şey bilmiyorum gerçekten ama yarın hep birlikte göreceğiz. O yüzden aslında ben bugün kendimi zor tuttum. Yani bugün kendim bunu yapacaktım. Dedim ki en iyisi hiç başlamayayım. Video çekeyim, video karşısında yapayım. Çünkü belki çok güzel olma ihtimali var. Eğer olursa bu kadar benim gibi böyle kavisli ve yay gibi bir kaş nasıl düz olur? Nasıl düz hale gelir? Eğer becerebilirsem güzel ve bilgilendirici bir video çıkar bundan diye düşündüm. O yüzden kamera karşısında yapacağım. Bu arada değişikliği fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama saçlarıma küçük bir maşa yaptım. Sırf yarın size o videoyu çekebilmek için, yani bütün videolarımda saçım düz dedim, birazcık değişiklik olsun. Saçlarımın şu önlerine, şuralarına şöyle hafif bir maşa yaptım. Nasıl oldu? Ben beğendim. Bence güzel oldu. Aslında biraz tarayabilirim ama ben açıkçası taramak istemiyorum. Çünkü bukleleri bozmak istemiyorum. Çünkü buklelerini beğendim. Yani hiç taramadan normalde bukleleri beğenmem. Ama değişik bir maşa tekniği öğrendim. Onu uyguladım ve gerçekten sonuç mükemmel. Gerçekten taramayacağım. Bu şekilde bırakacağım. Normalde ben hep böyle çok bukleli, çok yüz yuvarlak saçlar yaparım maşayla birlikte. Ve böyle taramam gerekir açmam için. İlk defa bir saçı taramadan, maşadan bıraktığım haliyle beğeniyorum. Çok değişik. Gerçekten maşa yapmak çok farklı bir şeymiş. Asla düzleştiriciye benzemiyor. Maşayı hangi elinizle tuttuğunuzdan tutun, nereye ve nasıl doladığınız bile çok etkiliymiş. Gerçekten yeni yeni maşa yapmayı öğreniyorum diyebilirim. Bu videoyu burada açmıştım. Burada kapatmak istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yemeklerimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basar mısınız? Hemen şimdi. Kanalıma hala abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.